Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Çetin. İstek üzerine videolarımızın seyrinden çıkıyoruz. Günü takip etmek için bugünkü videomuzu kupa ve turnuva eleme maçlarına ayırdık. Takımlar nasıl belirlenir, nelere dikkat etmeliyiz, nasıl kupon çıkartmalıyız, bunlar hakkında yorumlarımı ve yapmış olduğum çalışmalarımı sizlerle paylaşacağım. Her zamanki gibi iddia bültenini açıyoruz. Liglere bölüyoruz. Kupa eleme maçlarında önemli olan en önemli faktör tek maç usulü oynanan maçlara yöneliyoruz. Maç sonucu 1 ya da 2 oynayacaksak. Var ve üst içinde grup maçlarını seçiyoruz. İki ayaklı maçları seçiyoruz. İki ayaklı maç ne demek? İki takım kendi sahasında maç yapıyorsa bu iki ayaklı maç demektir. Şimdi bunlara birer örnekle açıklayalım. Bültenimizi böldük. Böldükten sonra maçlarımızı seçiyoruz. Her zamanki gibi küçük oranlı maçlarımızı seçiyoruz. Ben Gent maçını seçtim. Gent maçının analizini yaptım. Gent maçının favori olduğunu gördüm. Birer örnek yapacağım ben sadece sizlere. Gördüm. Ve buradan Gent maçına geldim. Ve oynadım. Ondan sonra bir de iki ayaklı maçlardan hani üst ya da var bittiğini göstermek için bir örnek vereyim. Real Sociedad maçı iki ayaklı bir maç. Şurada görüyorsunuz. Birinci ayağı oynanmış. 3-12-2015'te 2-1 bitmiş. Malaga'da iki ayaklı bir maç. Onun da birinci ayağı oynanmış. Ve maç 2-1 bitmiş. İki ayaklı maçlar, turnuva maçları var ve üst bitme ihtimali yüksek. Tek ayaklı maçlarda da sizlerin 1-0 ev sahibi takımın lehine karar vermenizi tavsiye ederim. Başarılar, bol şanslar. Unutmamanız gereken hangi maçı seçerseniz seçin, analizlerinizi muhakkak yapın. Yapmadığınız, atladığınız her analiz kuponunuzun tutmaması demektir. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Çetin. Daha önce sizlere fikstürünüzü liglere bölün derken nelerden bahsettiğimi hatırlamış olmanız lazım. Şimdi onun uygulamasını yapacağız. Fikstürümüzü açıyoruz, liglere böl düğmesine basıyoruz iddia.com sayfasından. Liglere böldü. Liglere böldükten sonra Erlik'ten bir tane maç kabul edeceğiz. Şuradan tüm liglerin yanında tümü denilen yerden tarihimizi seçiyoruz. 15-12 Salı seçtik. Buradan yarın oynanacak maçlar çıktı ve ligler çıktı. En üstte İngiltere Şampiyonluk Ligi. Sıralamaya bakıyoruz. En düşük oranın en yüksek tutma olasılığının en yüksek olduğunu varsayarak hareket ediyoruz. 1.40'ı seçtim. Bir sonrakine baktım. 1.65 var. Onu seçtim. Bir sonrakine baktım. 1.40'ı seçtim. Bir sonrakine baktım. 1.40'ı seçtim. 1.40 ve 1.55 var. İkisini seçtim. Bir sonrakine baktım. 1.40, 1.50, 1.40 var. Bir sonrakine baktım. 1.75 var. Ve en alttakinde de 1.50 var. Burayı seçtikten sonra analizlere geçmeden evvel sağ tarafta bir iddia kuponu oluştu. Bu iddia kuponundan kendimiz ufak bir ayıklama yapmamız lazım. Çünkü olasılıklar çok yüksek. 1.75 olanı sildim. 1.50, 1.65, 1.55 var. 1.65'i sildim.
düşürmek için. Ondan sonra onun üstünde ne var? 1.55 var. Sildim. Onun üstünde ne var? 1.50 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane oldu. Şimdi buradan bunların analizlerini yapalım. En baştaki derbi maçınınkini açıyoruz. Şurada bir analiz motoru kısmı var. Analiz motoru kısmına basıyoruz. Rapor çıkacak önümüze. Derbinin raporu. Burada genel derbi ve Bristol City diye yazmış. Derbi tarafına basıyoruz. Burada bakmamız gereken maviler. Maviler kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 defa derbi yenmiş ve bir defa da berabere kalmış. Onu görüyoruz. Bir de gördüğümüz bir şey var. Maçların çoğu 1.5 üst bitmiş. Yani bu maçın derbinin kazanması veya 1-0 çifte şans ve 1.5 üstünün olma ihtimali yüksek. Bir başka analize geçiyoruz. Aşağıda böyle bir noktacık göreceksiniz. Şurada bir noktacık görüyorsunuz. O noktacığın yanında diğer bir noktacık var. Ona basıyorsunuz. Sayfa değişti. Burada da aralarındaki gol dakikalarını gösteriyor. Derbi kısmına basıyorsunuz. Ev sahibi derbi olduğu için. 8 tane gol atmış, 4 tane yemiş, 8 tane yemiş, 4 tane atmış. Derbi üstün. Bir sonraki yuvarlak topa basıyoruz. Burada da gol analizi. Yani ilk golü kim atar, ne kadar sıklıkla gol atar onu gösteriyor. Derbi kısmına basıyoruz. Ev sahibi derbi olduğu için. %30 üstün olduğunu görüyoruz. Yani derbinin Bristol City'ye göre üstün olduğunu görüyoruz. Aşağıda kendileri arasında yapmış olduğu maçlar var. Kendi maçları. 24 defa karşılaşmışlar. Bütün müsabakaları toplamışlar. 24 defa karşılaşmışlar. 11'ini derbi almış. 8'ini Bristol City almış. Bunu derbi ev sahibi iken baktığınızda da 12 karşılaşma yapmışlar. 8'ini derbi almış. 3'ünü Bristol City almış. Bu da derbinin üstün olduğunu gösteriyor. Bir alttaki son 10 maç üzerinden yapılan analizlerdir. Derbi kısmına bakıyorsunuz. Derbi kısmına baktığınızda 8 tanesinin yendiğini, 1 tanesinin berabere kaldığını, 7 tanesinin yendiğini, 1 tanesinin berabere kaldığını, 2 tanesinin yenildiğini gösteriyor. Sağ tarafında da tarihler var. Şurada da tarihler var. Şu tarihlerde de hangi tarihlerde yenmiş, hangi tarihlerde yenilmiş onu gösteriyor. Genel klasmana baktığınızda aynı şekilde gösteriyor. Bir aşağı sütuna iniyoruz. Burada da aşağı sütunda kendi aralarında nasıl oyunlar oynamışlar, yaptığı oyunlar sonucunda ne elde etmişler? 11 galibiyet alırken diğer takımda 8 galibiyet almış. Toplamda 18 defa karşılaşmışlar. 5'er tane beraberlik almışlar. Ve 8-11 mağlubiyetleri var. Şurada küçücük bir kutucuk görüyorsunuz. Rakamların üstünde küçücük bir kutucuk görüyorsunuz. Maç sonucu diyor. Ona basıyorsunuz. İlk yarı sonucu, alt üst sonucu, ilk yarı maç sonucu, toplam gol sonucu, karşılıklı gol sonucu. Buradan bir tanesini seçerek analizlere devam edebilirsiniz. Ben maç sonucunu seçtim. Buradan maç sonucuyla ilgili bilgiler verdim. Karşılıklı gol olabilir mi? Karşılıklı gol kısmına bakalım. Burada %83 pardon %58 karşılıklı gol olma ihtimali var. Toplam gol sayısına bakalım. Toplam gol sayısının 2-3 gol atılma ihtimali var. Bunlar üstün olan kısımlar. Başka da size söyleyebileceğim yok. Analizlerde tüm bu analizleri yapmak tahmini olarak 1.5-2 dakika sürüyor. Eğer 1.5-2 dakikanız yoksa kaybetmeye yakınsınız demektir. Lütfen kendinize kazanmak için 1.5-2 dakika ayırın. Yaptığınız her ayırım, 1.5-2 dakika yaptığınız her ayırım size para olarak dönecektir. Bol şanslar, iyi günler. Arkadaşlar videolarımı izledikten sonra